Hello. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Almanya'daki evimiz ve canım. Arkadaşlar bu video çok soruldu, çok beklendi. O yüzden bugün bu videoyu çekmeye karar verdik Allah'ın izniyle. Cidden ve çok uğraştık, çok emek verdik sabahtan beri. Ve şu an fırsat bulabildik videoyu çekebilmek için. Allah'a şükürler olsun. Evet arkadaşlar, Almanya'da yaşadığım sürece burada yaşıyorum, bu evde yaşıyorum. Yani devamlı Türkiye, Almanya olduğu için ilk Almanya'daki evimi çekmek istedim. Türkiye'dekinde birkaç hafta sonra Türkiye'de çekeceğim inşallah. Böyle bir başlayalım isterseniz. Aynen. İlk banyomuz da var. O zaman giriş yapıyorum banyoya. Şöyle dırım dırım dırım. Arkadaşlar bura banyomuz. Bura bayağı büyük yani. Almanya'da normalde evi metrekaresi büyük olan ev çok fazla yoktur. Ve öyle bir şey olursa da evlerin fiyatları çok uçuk yani. Yani bu Türkiye'de de öyle de burada da öyle. Bu evi ben yaklaşık 4 yıl önce aldım. Yani burada 94 yaşında bir bayan oturuyordu. Çok tatlı biriydi. Ben meslekteyken bu eve girmiştim. Ondan sonra hatta geldim dedim evi çok eskiydi ama konumu çok güzel olduğu için dedim ne kadar güzel falan. Ondan sonra kendisi dedi 5. katta da burada abim oturuyor benim. Ondan sonra dedi bir gün dedi taşınacak olursam abimin vesilesiyle aldım bu evi. Dedi size haber edeceğim falan. O da şeye gitti. Medeniye huzur evine gitti kendisi. Sonra oğlu burayı bize sattı. Öyle bura bayağı büyük bir tuvalet. Ben buranın laminatlarını Kütahya porselenden aldım. Augsburg'da Kütahya porselen var. Oradan aldım. Yerlen duvarı aynı istedim. O yüzden böyle yaptırdık. Yani öyle. Başka ne gösterebilirim? Bu kadar yani. Mobilyalarımız böyle. Möbel Max'tan aldık. Almanya'da. Öyle. Okey. O zaman devam gidiyoruz. Arkadaşlar burası hol deniyor Türkiye'de galiba. Ara yer hol. Burada IKEA'dan dolaplarımız var. Böyle zaten bu meşhur dolaplar. Bunları her türlü tek tek de koyulabiliyor. Bunları biz böyle aldık. Çünkü holumuz cidden dar ve buraya ne koyabileceğimizi çok düşündük. Bundan önce birkaç şey de vardı ama en sonunda buna karar verdik. Var gayet de sade, güzel bence. Aynen. Burada genellikle erzaklarımızı koyuyoruz. Buradaki laminatlarımızı da çok beğeniyorum arkadaşlar. Cidden böyle gri hem çok nasıl diyeyim ferah duruyor ve kesinlikle pisliği göstermiyor. En önemlisi bence bu. Aynen. Başka burada spotlarımız var. Bunların hiçbiri yoktu bu evde. Hepsini yaptırdık yani. Öyle şimdilik kendi odama giriyorum o zaman. Sağ tarafta benim odam var. Durum, durum. Evet arkadaşlar. Burası benim odam. Bu odamı en çok kendi odamı seviyorum. İşten sonra buraya bir giriyorum. Tramzımı açıyorum. Ondan sonra keyif yapıyorum genellikle. Burada böyle büyük bir dolabım var. 3 metre yaklaşık bu dolap. Yani yaklaşık değil 3 metre. Büyük bir dolap istedim. Yani dolapla yatakla odam doldu diyelim. Cidden çok eşyam olduğu için zaten çoğunu da sığdıramıyorum ama yapacak bir şey yok. Çoğunu Türkiye'ye götürdüm. Çoğu da burada. Uşak'taki evimiz de dolu. Didim'deki ev de dolu. Artık annem isyan ediyor. Burada benim eşyalarım var. Engin geldi mi bir küçük tarafını, küçücük bir tarafını Engin'e veriyorum. Öyle. Ondan sonra burada yatağım var. Böyle. Ama benim küçük. Engin'den resimlerimiz var orada. Çok nasıl diyeyim? Düğün resimlerimiz ve söz resmim var orada. Burada da televizyonum var.
Burada da yeğenimin yaptığı resimler. Dırım dırım. Buraya koyuyorum mutlu olsun diye kendisi. Öyle. Odan böyle tavanını böyle yaptırdık arkadaşlar buranın. Ama açıkçası çok memnun muyum? Neden memnun değilim? Havuz tarzı yaptırdığım için ben Ikea'dan dolap almak istedim. Maalesef onlar daha yüksek olduğu için buraya sığmadı. Yani şu etrafındakini yaptırmasaydım eğer Ikea'dan çok rahatlıkla bir dolap alabilirdim gönlüme göre. Ama maalesef. Ama bundan da çok memnunum. Aynen. Adamın en önemli aksesuarlarından biri bowl'um. Arkadaşlar bu bowl her zaman burada çünkü ben her dakika uçabilirim, her saniye. Zaten içinde bayağı eşya var. Yani aldıklarımı genellikle bunun içine koyuyorum. Çünkü geliyorum yaklaşık bir 20 gün, bir ay sonra geri uçuyorum. Öyle yani bu hep burada yani. Hiç buraya eğer elimize gelirseniz hiç şaşırmayın bu kızın bowl'u niye ortada diye. Koyacak yerim de yok, o yüzden en kolayı burası geliyor. Bu yerimizi de şeyden aldık. Poco'dan aldık. Bu da hiç kir belli etmiyor. Temizliyoruz ama yani temizlenmediği günlerde sorun olmuyor. Hemen şimdi kir göstermiyor dediğim için yorumlarda bazen kötü yorumlar gelebiliyor. O yüzden ona karşılık kendimi koruma altına alıyorum. Evet arkadaşlar solumuzda mutfağımız var. Mutfağımıza giriyorum o zaman. Böyle mutfağımızı bunu aynen 3-4 yıl önce aldık. Buraya girerken yeni yaptırdık. Cidden Almanya'da mutfak fiyatları çok uçuk yani. Yani Türkiye'de de aynı şekilde bu. Ben devamlı Almanya Türkiye diyorum. Bunu kıyas yapmak için değil asla. Sadece buradaki fiyatlar, oradaki fiyatlar, orada burada olduğum için. Yani oranın şartları için orası pahalı, buranın şartları için burası pahalı. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Hemen ondan önceki yorumlara da buradan az çok cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar ben burayı yaptırırken yani genellikle annemle beraber seçtik çoğu şeyi. Ama daha çok nasıl diyeyim böyle beyaz yaptırmak istedik steril dursun diye. Ben çok severim böyle bembeyaz olacak her şey. Zaten az çok göreceksiniz. Zor mu kullanması? Cidden zor ama yapacak bir şey yok. Öyle yani güzel olmasını istiyorsanız onun da ceremesini az çok çekeceksiniz. Almanya'da böyle bir atasözü var. Evet, mutfağımız böyle bembeyaz gördüğünüz üzere. Ondan sonra cama burayı da beyaz yaptırdım. Beyaz cam burası. Başka arkadaşlar böyle bir köşemiz var. Yani köşeyi bilerek yaptırdık. Eski evimizde de vardı. Çok kullanışlı oluyor. Hem altı burayı kullanabiliyoruz dolap olarak. Hem üstlerde çok yer var kullanabileceğim. Evet arkadaşlar burada da tezgahımız var. Tezgahımız böyle o da çok açık bir renk. Böyle çok az gri var üstünde. Evet bir de burada büyük camımız var arkadaşlar. Bu evde en çok sevdiğim şey zaten böyle camların büyük olması. Diğer evimizde daha küçüktü. Orası annemgilin evi. Öyle burada mikrodalgamız, fırınımız. Bunlar hepsi ankastre yaptırdık. Altlı üstü. Altlı üstlü. Ondan sonra tavanımız da arkadaşlar aynı şekilde her odaya yaptırdık. Biraz neden her odaya yaptırdık? Şu anki aklım olsaydı belki yaptırmazdım. O zaman bayağı revanştaydı yani. Öyle o zaman devam gidelim. Evet şimdi hemen sağımızda, daha doğrusu sizin sağınızda, benim solumda. Burada küçük kardeşimin odası var. O da kendi tarzına göre döşetti. Cidden kardeşimin tarzı çok güzeldir yani kendisinin. Arkadaşlar burada böyle daha çok ahşap tarzı sevdiği için kendisi böyle tahta bir dolabı var. İçine eşyaları sığıyor mu? Hayır, sığmıyor. Hep bir çözüm aramaya çalışıyoruz. Çünkü cidden çok eşyası var. Burada yatağı var Tarık'cığımın. Böyle. Küçük bir dolabı daha var arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de siyah aynası var. Böyle görüyorsunuz. Böyle 3 tane lambası var ama 3'ün birisi takılı sadece arkadaşlar.
Hepsi patladı. Öyle. Ondan sonra burada da gördüğünüz üzere. Şimdi hemen hızlı bir şekilde balkona çıkalım. Balkon aslında bizim şeyimiz, manzaramız aşırı güzel. Akşam olduğu için çok göremeyeceksiniz ama az da olsa size göstermek istiyorum. Gün içinde tekrar koyacağım. Aynen. Arkadaşlar burada şu an bütün Augsburg'u aşağı yukarı görüyoruz. Şura Emayen tarafı, nasıl denelim? Ora Oberhausen, Oberhausen tarafına gidiyor. Şura Göggingen tarafı. Böyle cidden bütün Augsburg az çok böyle görünüyor buradan ve 7. katta oturduğumuz için. Böyle şimdilik de manzarası güzelmiş ya. Işıklı mısıklı, sevdim ben. Öyle balkonumuz ince uzun. Yani karanlık olduğu için çok görünecek bir şey yok zaten. Öyle hava soğuk, o zaman hemen içeriye girelim. Arkadaşlar şu an salonumuza giriyoruz. Salonumuza girmeden önce böyle buraya taş yaptırdık biz. Salonumuzda da devamı var. Yani oradan attı, buraya yaptırdık. Aslında burayı da tamamlamayı düşünüyorduk komple ama işte bazı şeyler eksik olunca tamamlanmıyor. İnşallah bugün tamamlanır. Evet arkadaşlar, o zaman şimdi salonumuza giriyoruz. Böyle. Hemen bütün lambaları açıyorum. Size melodiyi açtık. Arkadaşlar burası salonumuz. Burada cidden çok steril bir alan. Bembeyaz yani. Ben nasıl diyeyim? Bizim eski evimiz çok güneş görmediği için biz oraya hep böyle beyaz mobilya alıyorduk. Burası Allah'a şükür çok güneş görüyor ama fazla görüyor artık. Çok sıcak oluyor yazın falan. Böyle salonumuzu az çok göstereyim size. Böyle beyaz bir koltuğumuz var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Burada böyle battaniyemiz var soğuk havalar için. Ondan sonra böyle yuvarlak bir masamız var arkadaşlar. Bunu daha çok yeğenlerim olduğu için tercih ediyoruz. Çünkü yuvarlak olduğu için ve cam olmadığı için onlara fazla zarar veremez. Ondan sonra böyle azıcık böyle süsümüz var. Hatta bunu Türkiye'deki evime de götürdüm arkadaşlar bundan. Yani oradaki dekorlardan buradaki dekorlar bazen birbirine uyabilir. Çünkü devamlı buradan oraya götürüyorum. Oradan buraya geçiyorum. Burada çiçeklerimiz var. Aloe veralar özellikle. Annem cidden o kadar çok aloe veramız var ki çok ürüyorlar mı atıyorlar. O yüzden oradan çıkarıyoruz, oraya dikiyoruz. Oradan çıkarıyoruz, oraya şey yapıyoruz. Bayağı çoğalıyor. Bu benim en çok sevdiğim kaktüsüm. Hatta bu çiçekten de kendim, bu bizim lavabomuzda da vardı. Bu çiçek cidden, o da çok güzel. Türkiye'ye giderken de bundan götüreceğim kesinlikle. Ondan sonra pampers, her evde ilk olduğu gibi. Hey, olmazsa olmazımız. Şöyle geçenleri 2 ay önce yine şey aldık, bu aksiyondan bunu aldık. Evimiz çok böyle boş olduğu için, beyaz olduğu için dedik bir renk katsın. Bunu tercih ettik. Ondan sonra acaba buraya gelelim. IKEA'dan yine ara yerdeki dolabın aynısı. Böyle onu tek olarak aldık böyle. Sonra arkadaşlar bunu bizim Uşak'taki evimizde var. Böyle içile döşeli. O yüzden annem buraya da istedi. Böyle şeyli yaptırdık. Ne deniyor buna? Taşlı yaptırdık. Aynen. Burada da aloe veralarımız. Yüzümüze sürüyor muyuz? Hayır, sürmüyoruz. Sürmüyoruz. Neden sürmüyoruz? Bol olunca bazı şeyler kullanılmıyor. Aynen. Ondan sonra buraya böyle büyük bir televizyon aldık. Yani aslında burada bu kadardı yani evimiz. Buraya yaklaşık 93 metrekare yani 7. kat apartmanda oturuyoruz.
Augsburg'un çok işlek semtinde oturuyoruz. Evimizi çok seviyoruz. Ama nasıl diyeyim? Eski oturduğumuz yer eski mahallemizdi. İnşallah orayı da bir gün size böyle uzaktan dışını çekerim. İçinde kiracılarımız var şimdi. O yüzden orayı çekemem. Orada daha çok böyle Türk mahallemizdi. Bütün Türk arkadaşlarım, bütün çocukluğum orada geçti. Çok güzel anılarımızla. Burada daha çok yabancılar oturuyor. Çok Türk yok burada. Tek Türk yine var ama oradaki gibi tabii misafirlik çok yok. Ama Almanya'da zaten herkes çalışıyor maalesef. O yüzden saat 8 dendi mi bütün her yer, marketler, dükkanlar kapanıyor. Herkes evine çekiliyor. Öyle bugün size bu videoyu çekmek istedim. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.